Avrupa Birliği tarafından finanse edilen destek noktası webinarlarının 8.'sinde toplumsal cinsiyet eşitliğini haritalama ve göstergelerle izleme başlığıyla sizinle birlikteyiz. Hepiniz webinarımıza hoş geldiniz. Geçen ay toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını masaya yatırmış ve sivil toplum örgütlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini hem çalışmalarına hem de misyonlarına bu perspektifi nasıl yerleştirebileceği üzerine toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları aktivisti İknur Üstün'le söyleşmiştik. Bu hafta da yanımızda çok sevdiğimiz Serpil Sancar hocamız var. Serpil Sancar Hoca, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Derneği kurucu başkanı ve şu anda da yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi. Yine Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de müdürü. Biz bugün Serpil Hoca ile biraz daha cinsiyet eşitliği kavramını izleme ve haritalarla haritalandırmanın detayları üzerine konuşacağız. Sivil toplum Evet. örgütleri bu çalışmayı neden yapmak zorundalar? İzleme çalışması neden önemli? Hak temelli izleme nasıl yapılabilir? Yine toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek bir izleme çalışması nasıl yapabilir? Serpil Hoca ile konuşacağız ama ben söyleşimize geçmeden önce kısaca bir Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'ni Serpil Hoca'dan dinlemek istiyorum. Buyurun hocam. Her şeyden önce davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği adı üstünde Türkiye'de cinsiyet eşitliği konusunda yapılanları, eksikleri, tamamlananları görmek üzere kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışan kadınların bir araya gelip kurduğu bir örgüt. 2011 yaklaşık kuruluş tarihi, o günden bugüne devam ediyor çalışmalarına. Esas olarak amacı toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, hani Türkiye'de çok fazla şey yapılıyor ama hani yapılanları ne yapılıyor? Hani bardağın ne kadarı dolu, ne kadarı boş, bunu görmek için izleme dediğimiz, hak temelli izleme dediğimiz bir yöntemle izleme yapmak gerekir. Ve bu da bağımsız örgütlerce yapılmalıdır anlayışından çıkarak oluşturulmuş bir örgüt. Yaklaşık 6-7 yıldır da bunu yapmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda da son 2 yılda çok yoğun olarak sürdürdüğümüz haritalarla izleme ve gösterge geliştirme, gösterge sistemi geliştirme projesini tamamladık. Şimdi biraz onun üzerine yeniden nasıl devam edelim diye konuşuyoruz. Dolayısıyla yaptıklarımızı kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyoruz. Onlardan hani geri bildirim almaya çalışıyoruz. Ne kadar işe yarayacak, nerelerde yeniden boşluklar oluşacak, bunlara bakmaya Yaşayacak. çalışıyoruz. Projenize zaten detaylı bir şekilde birazdan gireceğiz. Bu arada kusura bakmayın, ben biraz önce söylemeyi unuttum. Webinarımız interaktif bir şekilde yürüyor. Daha önceden izleyenler, takip edenler vardır. Ekranınızın sağ bölümünde gördüğünüz butonda sorular questions bölümü var. Bize webinar boyunca ve Serpil Hoca'ya iletmek istediği soruları buradan iletirseniz biz de sıralamada yeri geldiğinde hocamıza iletmekten memnuniyet duyarız. Şimdi hocam, toplumsal cinsiyete dayalı hak temelli izleme konusuna geçmeden önce biraz toplumsal cinsiyet eşitliğinden ne anlıyoruz? Bu eşitliği neye göre tanımlıyoruz? İsterseniz biraz buradan başlayalım. Evet, eşitlik aslında çok bildiğimiz bir şeydi ama son yıllarda biraz tartışmalı hale geldi. Daha ideolojik bir içerik yüklendi. Eşitlik şudur, şu değildir diye tartışmaya başladık. Ama hani eşitlik, cinsler arası eşitlik ya da toplumsal cinsiyet eşitliği, bireylerin, insanların cinsiyetleri ya da cinsel tercihlerini olursa olsun ya hem yasa karşısında eşit olmaları hem de fiilen toplumda eşit fırsatlara ulaşmak için gerekli her türlü desteğin sağlanması anlamına geliyor. Yani CEDAW biliyoruz. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi 1981 tarihli. Yani bir tür kadın hakları evrensel beyannamesi diyebiliriz buna. Yani 81'den itibaren başlıyor. Yani çok yoğun ve somut olarak kadın haklarını koruma nasıl gerçekleşir? CEDAW Sözleşmesi, Türkiye'nin de taraf olduğu bir sözleşme, diyor ki yasa karşısında eşitlik yetmez, fiili eşitlik sağlayacaksınız. Fiili eşitlik ne demek o Evet. zaman? Dolayısıyla hani erkekleri ve kadınları ve farklı cinsel tercih olanları
hepsini aynı kefeye koymak, aynı fırsatları sunmak bile yetmez. Hı hı. Yani ayrımcılığın çekirsel olarak öğrenmesi de yetmez. Aynı zamanda geride kalanları, güçsüz olanları destekleyecek özel önlemler de almanız gerekir. Yani toplumsal sonuçları itibariyle hı hı. eşitleyeceksiniz. Sadece fırsatların eşitlenmesi yetmez diyor. Seda. Seda bunu diyor. Yani Türkiye'nin de imzaladığı bir sözmüş. Dolayısıyla bizi de bağlıyor. Hı hı. Yani eşitliğin temel arkasındaki norm ayrımcılık yapmama. Anti-discrimination dediğimiz. Ayrım yapmayacaksın. Peki şimdi ikinci bir şey. Yani ne ayrımcılıktır ne değildir. Evet. Dolayısıyla hani geniş bir tartışma ve yorum alanı. Yani bazı ayrımcılıklar çok basit. Diyelim ki iş ilanında bu pozisyona kadınlar başvuramaz ya da erkekler başvuramaz gibi bir şey koydunuz. Bu basitçe bir ayrımcılıktır. Ama daha dolaylı ayrımcılıklar var. Dolayısıyla hani ya da görünmez kılınan ayrımcılıklar evet, var. Evet, görünmez kılınan ayrımcılıklar var. Dolayısıyla hani epey geniş, kafa yorulacak. Sosyal pratik içinde test edilecek hı hı. bir alan eşitlik ve ayrımcılık yapmama hı hı. meselesi. Ama burada önemli olan şöyle bir şey var. Peki eşitliği kim gerçekleştirecek? Hı hı. Evet, bunlar kim kimin soracak? Meselesi? Yani hani bir arkaik kültürden kalma bir mesele mi bu? Yani modernleştikçe, kentleştikçe ortadan kalkacak bir şey mi? Yoksa bir takım toplumsal ve siyasal aktörler bunu gerçekleştirmekle, hayata geçirmekle sorumlu mu? Hı hı. Yani Sedav diyor ki başta devletler olmak üzere hı hı. kamu sorumludur. Kamu deyince tabii Türkiye'de sadece devlet anlaşılıyor ama kamu hı hı. Kamu yararı gözeterek çalışan her türlü kurum ve kuruluş demek. Yani özel eğitim veren okul, eğitim vakfı da kamu sorumluluğuna dahil. Bir örgüttür. Siyasal partide, bir dernekte. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini gerçekleştirmek başta devletin sorumluluğudur ama bütün kamunun sorumludur. Her tür kamusal aktörün. Bu ne demek? Yani bir siyasi parti ya da diyelim ki bir özel vakıf okulu. Ben arkadaş toplumsal cinsiyet eşitliği beni ilgilendirmez. Ben uygulamıyorum bu işi. Deme hakkına ve özgürlüğüne sahip mi? Hayır, buna özgürlük demiyoruz. Buna işte bu uluslararası normların, standartların ihlali anlamına gelir diyoruz. Böyle bir şey deme hakkı yok. Direkt sorumlu tutuyoruz. Evet, yani her türlü eylem ve işleminde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmek ve uygulamak zorundadır. Bütün kamu, kurum ve kuruluşları ve aktörleri. İsterse kırsal kalkınma olsun, isterse eğitim olsun, isterse spor, isterse dini ibadetleri örgütleyen vakıf olsun. Yani, bu tür kamu kurumlarının hepsi bu şeyle, normla bağlıdır. Bu anlama geliyor yani. Peki hocam, biraz da artık girişi yaptıktan sonra isterseniz izleme kavramına bakalım. Önce şunu sormak istiyorum. Hak temelli izleme ne demek ve neden önemli ve neden bir bağımsız izleme mekanizmasına ihtiyaç duyuyoruz? Evet sorumlular, evet sorumlular ve tabii evet. ki bu işlemlerde bizim bir izlememiz gerekiyor. Şimdi yani izleme ne demek? İzleme yani yapılan bir şeyin, bir uygulamanın nasıl yürüdüğünü, olumlu olumsuz yanlarını görmek demek. Neyi izliyoruz? Biz kamu politikalarını izliyoruz. Kamu politikası dediğimiz, yani biraz önce tanımladığım her tür kamu aktörünün belli bir konuda yapıp ettikleri. Ne hangi konuda? Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapıp ettikleri. Yani bu bir spor salonu da olabilir, bu bir okul da olabilir, bu bir ibadethane de olabilir, bu bir devlet işte şey, kurumu da olabilir, bu bir yerel yönetim belediye de olabilir. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları, yani devletin ve uluslararası norm alanının bir tanımladığı mevzuatlarla şekillendirdiği bir alan var. Bu politikayı izliyoruz. Bu politikanın değişik boyutları olabilir. Eğitim olabilir, istihdam olabilir, siyasal kararlara katılım olabilir, spor hizmetlerinden yararlanma olabilir, kentsel haklardan yararlanma olabilir. Bir sürü şey olabilir. Çok fazla başlık var. Medya olabilir. Medyada eşit temsil olabilir, karar örgütlerinde eşit katılım olabilir, din hizmetlerine eşit
erişim olabilir. Sağlık hizmetlerine erişim sağlık, olabilir. Evet, kesinlikle. Bunlar hep sizin projenize de baktığınız alanlar. Evet, bizim tematik alanlarımız. Dolayısıyla hani izleme deyince bu konudaki yapıp edilenlere bakıyoruz. Kamu aktörlerini yapıp ettiklerine, yani politikalara bakıyoruz, uygulamalara bakıyoruz. Haritalama dediğimiz şey, bu uluslararası, bu alanın uluslararası norm ve standartlarına göre, ki onları tanımlıyoruz, Türkiye'de olup bitenlere bakıyoruz. Ne kadar gerçekleştiriliyor, nerelerde aksamalar oluyor, neler yapılmalı. Ve bunu eksikleri ve fazlaları izlemek için ne tür araçlar geliştirebiliriz, yani gösterge diyoruz biz ona. Nicel ve nitel göstergeler, onlar saptanıyor. Dolayısıyla bir izleme bu çerçevede oluyor. Yani burada izlemenin temel şeyi bir hak üzerinden, temel insan hakları üzerinden izlendiği için. Diyelim ki Türkiye'nin son yıllardaki önemli bir politikası kadınlara yönelik şiddet. İşte, kadın cinayetleri. Yaşam hakkı ihlali. Kadınların yaşam hakkı çok sık sık ihlal ediliyor. Bunu kolay kolay önleyemiyor kamu otoriteleri. Bir hak ihlali söz konusu. Ama bir kadın cinayetlerini ailenin parçalanması açısından da bakabilirsiniz. Çocukların yetim kalması açısından da bakabilirsiniz. Bunlar farklı bakış izleme açıları ama biz hak temelli izleme deyince kadının yaşam hakkı. Evet. Yani şikayet kamu yapılıyor kamu otoritelerine, işte eril şiddet ya da erkek şiddeti söz konusu, tabii kadın cinayeti deyince faili burada dile getirmek gerekir. Yani burada bir hak ihlalinin görünür kılınması söz konusu, hak temelli izleme deyince bunu anlıyoruz. Peki, o temel hakların ne kadarının gerçekleştirilebildiği, ne kadarının sorun olduğu, sorun alanları nasıl çözülür? Hak temelli izleme bunu gösteriyor bize. Tabii bunun devletin kendi kendini, kamunun kendi kendini izlemesi de mümkün. Ama bağımsız izleme deyince adı üstünde, yani aktörün, uygulayıcının dışarıdan bağımsız bir gözle, nesnel bir gözle ve bilimsel verilere dayanarak izlenmesi anlamına geliyor. Gerekiyor. Hak temelli izleme elbette ki sahip olduğumuz hakların kamu tarafından da ne kadar sunulması gereken ne kadar hakların uygulanabilir hale getirildi. Dini bakıyoruz. Peki toplumsal cinsiyeti duyarlı hak temelli izleme burada nerede duruyor, neden önemli, nasıl yapılıyor, hangi araçlar, hangi göstergeler kullanılabilir? Şimdi tabii toplumsal cinsiyeti hak temelli izleme deyince cinsiyet temelli haklar söz konusu. İzleme alanı bu. Toplumsal cinsiyet eşitliğini izleme bu anlamda farklı farklı tematik alanlarda uluslararası alanda geliştirilen ve Türkiye'de bizim CEİT olarak geliştirdiğimiz göstergelerle izleme söz konusu. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği deyince dünyada da öyle ama Türkiye'de daha çok polemik, ideolojik tartışmalar alanı haline geldi. Dolayısıyla hani göstergelerle izleme çok daha stratejik bir öneme sahip. Çünkü gösterge demek hani eğitime şu kadar kadın katılıyor, bu kadar erkek katılıyor. Bunun tartışılacak, ideolojik malzeme yapılacak bir hali yok. Bunun üzerine yorum geliştirebilirsiniz. Dolayısıyla göstergelerle izleme hak temelli, toplumsal cinsiyet hakları temelli alanı da biraz nesnelleştiren, bilimselleştiren, müdahil alanlardan bir tür arındıran bir özelliği var. Dolayısıyla göstergelerle izleme bu alana özgü bir takım göstergeler geliştirilerek o gösterge değerlerine bakarak değerlendiriyoruz. Bizim geliştirdiğimiz sistemde 500 küsur, 10 tematik alanda 500 küsur verisi olan gösterge var. 800 küsur da bizim önerdiğimiz verisi toplanabilir, toplanması gereken, izlenmesi önemli görülen gösterge var. Dolayısıyla 1000 küsur gösterge var. Bunların içinde bir 300 küsur tanesinde temel göstergeler olarak
ayırıyoruz ve her yıl gösterge değerlerinin izlenmesi gereken göstergeler olarak dikkate alıyoruz ve alacağız. Hocam siz yakın zamanda tam ismini de söyleyeyim. Türkiye'de katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesi projesini tamamladınız ve bu projedeki ortaya çıkan sonuç raporunu da kamuoyuyla paylaştınız. Evet. Önce biraz bu projeyi, yani nasıl şöyle, toplumsal cinsiyet eşitliğini göstergelerle izleme çalışmasının neden gerektiğini, elbette ki sohbetimizin başından beri bunu zaman zaman bahsettiniz ama biraz da projenizi artık konuşmaya başlasak. Tabii şöyle bir şey de hatırlatarak, altını çizerek başlamak isterim. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği deyince hani biraz iş kadın haklarına indirgeniyor. Kadın hakları denince de biraz iş eğitime, şiddete falan belli alanlara indirgeniyor. Evet. Oysa ki cinsiyet, toplumsal cinsiyet hayatın her yanıyla ilgili. Trafik, kentsel düzen, temizlik, alışveriş, spor, din, her şey. Kırsal kalkınma, kentsel haklar, yerel yönetimler. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği belli alanlara kapatılabilecek bir konu değil. Bütün alanları, toplumsal yaşam alanlarını yatay kesen bir şey. Bizim bir elimizde ana akımlaştırma diye bir kavram var. Bu şu demek, yani her türlü kamu politikasının içine entegre edilmesi gereken bir şey toplumsal cinsiyet eşitliği. Yani her türlü kamu politikasına bu açıdan bakmak zorundasınız. Diyelim ki belediyenin spor ödenekleri harcama kaleminden ne yaptığına bakıyorsunuz. %99 halı saha ve futbol sahası yapmış. Şimdi bu böyle bir şeyi izlerken, yerel yönetim bütçesini izlerken, eğer önünüzde bir de toplumsal cinsiyet eşitliği skalası varsa burada bu eşitliğe aykırı bir durum olduğunu, kaynakların %99 ağırlıklı olarak erkeklerin kullandığı bir hizmete tahsis edildiğini söyleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok normal görünen bir şey birden bire ayrımcı bir şey haline dönüşebilir. Hatta yerel yönetimlerin çok da başarıyla sunacağı bir şey. Evet, yani. Dolayısıyla hani ana akımlaştırma böyle bir şey söylüyor bize. Bu yani sadece spor değil, yani din hizmetlerinde, kentsel haklarda, henüz daha tartışması popüler olmamış alanlarda, kamu hizmet alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin çok önemli olduğunu gösteriyor. Bizim yaptığımız çalışmalarda gösteriyor bunu. Ama hani bizim yaptığımız çalışmaların bir başka önemli sonucu, Türkiye'de hani son 30-40 yıldır kadın hakları veya cinsiyet eşitliği diye gündeme getirdiğimiz bazı konuların önemini yitirdiğini, ikincileştiğini, yeni bir takım ayrımcılık, cinsiyete dayalı ayrımcılık konularının öne çıktığını bize gösteriyor. Ne demek istiyorum? Evet, biraz örnek versek diyecektim hocam. Ne demek istiyorum? Mesela artık hani kız çocukların okullaşma oranı önemini yitirdi. İkincileşti, hatta üçüncüle. Yani hani gidilebildiği kadar yere gitti ama eğitimde şimdi yeni ayrımcılıklar ortaya çıktı. Mesela meslek okullarında. Meslek okullarının öğrencilerinin profiline baktığımızda ağırlıklı olarak erkek. Demek ki hani meslek edinme konusunda kız öğrenciler geri kalıyor. Din eğitimine baktığımızda mesela din eğitim okullarına kız öğrencilerin öne çıktığını görüyoruz. 3/2, 4/3. Şimdi bu bize bir ayrımcılık alanı işaret ediyor. Ne anlama geldiğini yorumlamak bize kalmış. Bu bir veri. Göstergenin bize sunduğu bir veri. Yani istihdamda böyle bir şey söyleyebiliriz. Sosyal güvenlik alanında söyleyebiliriz. Sendikalı işçi oranı, güvenceli çalışan işçi oranı söyleyebiliriz. Dolayısıyla bize mesela açık öğretim, Türkiye'nin yeni uygulama alanlarından biri. Açık öğretimde kız öğrenciler daha ağırlıklı. Özellikle açık öğretim İmam Hatip liselerinde. %63-65'i kız öğrenci. Bu ne demek? Evde oturuyorlar ve evden okuyorlar demek. Kız öğrencilerin eğitiminin evde olması, evde sürdürülüyor olması
ne anlama geliyor? Türkiye için yeniden sorgulanması, tartışılması gereken bir alan. Dolayısıyla böyle bir yeni tartışma alanlarını izin veriyor aslında. Mesela şunu gösteriyor bize. Biz hani siyasal kararlara katılma deyince meclisteki kadın milletvekili oranına bakarız mesela. Evet. Ama bize şeyi gösteriyor. Siyasal partilerin teşkilatları içinde, özellikle il, ilçe ve taşra teşkilatlarında hemen hiç kadın yok. İl başkanı, ilçe başkanı. Kadın gördünüz mü? Ya da gençlik kolları başkanı, kadın gördünüz mü? Yok. Ya da Türkiye'de şimdi hani devlet adına verilen kararların büyük ölçüde kotarıldığı yerler üst kurullar. Evet, üst kurullar. BDDK'lar, TRT, işte yani sayabilirsiniz. Enerji kurulu. Çok fazla, evet. Vesaire. Rekabet kurulu, RTÜK belki. Evet. Sayısız. En az 20 küsur tane üst kurul var. Kamu politikalarını bunlar belirliyor. Şimdi bir de bunlara şey eklendi. Cumhurbaşkanlığı ofisleri eklendi. Evet. Bakanlıkların yerine geçen. Bu yapılara baktığımızda kadın yok. %1 bile değil. Ama hani kararlar orada veriliyor. Dolayısıyla meclisteki kadın milletvekili oranı bunların karşısında ne kadar önemli? Bu kaymaları bize gösteriyor. Yeni cinsiyetçilik alanlarını bize gösteriyor raporlar. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Türkiye'de cinsiyette dayalı ayrımcılık konusunda yeni bir gündem oluşturmamız gerektiğini, yeni önceliklerimiz var artık. Hocam, onu söyleyebiliriz. Bu yeni baktığınız alanlarla birlikte sorulardan da biri gelmişti. Göstergelerden bahsettiniz. Yaklaşık 1000'e, evet. 1000 rakamlara ulaşan bir göstergelerden bahsettiniz. Biraz örnek versek, hem de soruyu burayla biraz birleştirsek. Hem yeni tartışma alanları var, hem de nerelere bakmamız gerekiyor? Hangi göstergeler bize bu yeni alanları açıyor? Şimdi geliştirilen göstergeler içinde bunların hepsi var. Bütün raporların arkasında çok geniş kapsamlı önerilmiş göstergeler var. Göstergeler 2-3 kategoride ele alındı. Birisi Türkiye'de var olan, verisi olan göstergeler ve onların yanında da uluslararası alanda kullanılan göstergeler hangi alanlarda kullanılıyor? Yani biz gösterge olarak öncelikle uluslararası alanda Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin kurumlarının kullandığı göstergeleri öncelikle kullanıyoruz. Bundan sonra da Türkiye'ye özgü kendi geliştirdiğimiz göstergeleri ekliyoruz buna. Dolayısıyla hani verisi olan göstergeler önemli. Verisine ulaşılabilir göstergeler. İkinci bir kategori. Türkiye'de hani verisi yayınlanmıyor ama ulaşılabilir. Yani bir kamu kurumunun bir yerinde o veri var. İstesek gidip bulabilir. Bir de verisi toplanması ve oluşturulması gereken göstergeler. Yani halihazırda hiçbir çalışma olmayan. Yok. Evet. Gereken. Dolayısıyla hani bize bu özellikle yeni cinsiyetçilik alanlarında gösterge yok. Dolayısıyla buralara bakın. Mesela ders kitaplarında, eğitim materyallerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği nerelerde ne kadar var mesela. Bu önemli bir gösterge. Veya siyasal partilerin şeylerinde, tüzük yönetmeliklerinde cinsiyet eşitliği nasıl yer alıyor? Kamu kurumlarının stratejik planlarında cinsiyet eşitliği anayasanın 10. maddesine göre içeriliyor mu, içerilmiyor mu? Gibi. Dolayısıyla bize göstergeler hem mevcut durumun değerini sayısal olarak veriyor, hem de bakmamız gereken alanları, yeni cinsiyetçilik alanlarını işaret ediyor. Buralara bakın diyor. Yani gösterge, işte diyelim ki belediye meclisindeki kadın üye sayısı gibi bir şey. Ya da bir ilk öğretim ders kitaplarında geleneksel rollerde gösterilen kadın imge sayısı. Ya da medyada kadın yönetici sayısı. Bunların hepsi gösterge. Dolayısıyla gösterge böyle bir şey. Ve biz de onları hani sıralayarak, çok detaylı olanı da var. Bunların çok önemli, en stratejik olanlarını da birkaç aşamada kategorilendiriyoruz. Kullanıyoruz. Siz
projenizde 10 tane tematik alana baktınız. Evet. Sağlık var, medya var, eğitim var, eğitim var, siyasal kararlara katılım var, şiddet var. Biraz isterseniz raporlardan da ve sonuçlardan bahsetsek hocam. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Sizin çalışmanızın hem sonuç dokümanlarına hem de böyle elimde gördüğünüz kartlar var, rakamlar yani. Başlıkta mesela eğitim alanında hangi sonuçlar oluşuyordu? Böyle küçük infografik, yani infografik kartlar halinde hazırlanmış. Bunları da yine çalışmanın CEİD'in sayfasından kütüphanesine ulaşabilirsiniz. Her zaman o göstergelerin evet, de detaylı... Yayınlarımız için de var. Aynı zamanda animasyonları da var. Animasyonları da var. CEİD'in ana sayfasından bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Yine Serpil Hoca'nın bahsettiği göstergelere de raporların arka kısmından ulaşabilirsiniz. Çok detaylı raporlar incelemenizi biz tavsiye ediyoruz. Yani raporların arka kısmında göstergeler var ama bu raporların aynı zamanda Türkçe ve İngilizce özetleri de var. Aynı zamanda göstergeleri de içeriyor. Yani o ana raporları okumaya vakti olmayanlar bu geniş özetleri okusunlar. Ona da vakti olmayanlar animasyonları izlesin. Ona da vakti olmayanlar bu kartpostallara baksın. Ona da vakti olmayanlar bize yazsın arasın. Sevgili hocam biraz da sonuçlardan gitsek. Olur. İsterseniz en değindikse kadına yönelik şiddet son 15 yılda artan daha görünür ve artan ikisi de bir tarafta. Hemen hemen her gün medyada kesinlikle bir tane örneğin kadın cinayetleri. Kadın cinayeti var. İsterseniz önce biraz oradaki verilerden bahsedelim. Yani şimdi bizim mesela 2014 verisi Hacettepe nüfus etütleri araştırması verisi. Şiddete uğrayan kadınların sadece %11'i şeye başvuruyor mesela. %89 şiddet uğrayan kadın gizli. Güvenlik güçlerine evet, başvuruyor. Yani kamusal kurumlar. Şimdi bu çok çarpıcı bir rakam. Fiziksel şiddet kadınların %35'i fiziksel şiddete uğradığını söylüyor. Cinsel şiddete uğrayanlar %12. Fiziksel ve duygusal şiddet birlikte %38. Duygusal şiddet tek başına %44. Yani kadınların yarısı duygusal şiddete uğruyor. Cinsel istismar %9. 18 yaşından küçük evlenenlerin oranı %26. Şimdi bu rakamlar bizim için şok ediciydi yani. Ki bu kadar yüksek ol. Evet, 2018 geliyor şimdi yakında. Daha henüz yapıldı araştırma ama yayınlanmadı. Evet, yani Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü'nün verilerine göre Avrupa verileri mesela Avrupa'da fiziksel ve cinsel şiddet oranı 1/3. Yani 3 kadından biri. Tecavüz ve cinsel istismar 1/20. Taciz 1/5. Yani kadınlar %20'si taciz ve ısrarlı takip dediğimiz şeye uğruyor. Dolayısıyla hani bu yeni dünyada artık hani daha giderek görünür olan eril tahakküm dediğimiz kadınlar üzerindeki büyük baskı ve denetim mekanizması oluşturan şeyin şiddet olduğunu bize gösteriyor. Ama tabii şiddet tek başına bir şey değil. Biz bir de yani yatay kesen süreklilik açısından da bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin erken yaşta ve zorla evlilik şeye yol açıyor. Yani düşük kadın eğitimine yol açıyor. Düşük gelir ve toplumsal katılıma yol açıyor. Sağlıksız çocuk büyütmeye yol açıyor. Dolayısıyla şiddete yol açıyor. Dolayısıyla şiddeti, eğitimi, medeni hakların korunmasını hepsini bir arada, bir paket içinde eğer ele almazsanız çözemiyorsunuz. Hepsi olayı. Bir sarmal ve birbirini besliyor tabii ki. Halbuki bunların her biri ayrı bir kamu politikası. Sektörel. Dolayısıyla hani bütün bunlar klasik disiplinler, ayrımlar da bu sorunların çözümüne olanak vermiyor. Ama hani eğitime bakarsak, hani işin bir kısmı da eğitim. Şimdi meslek eğitiminin meslek eğitim okullarına giden öğrencilerin sadece 1/3 kız öğrenci. Yani 2 erkek öğrenciye karşı 1 kız öğrenci var. Açık öğretimde kız öğrencilerin oranı %61. Açık din eğitiminde %63'e çıkıyor bu İmam Hatip liselerinde. Ama özürlü eğitiminde %33'e düşüyor. Şimdi özürlü çocuğu olan ailelerin yani erkek çocukların
iki kişi gidiyorsa kız çocuklar ancak biri gidebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla bir ayrımcılık. Engelliler zaten toplumsal yaşama... Ama hani engelli da... sayısı aynı kız ve erkek çocuk açısından veyahut da kadın erkek engelli sayısı aynı. Ama hani, kadınlar daha daha az yararlanıyorlar bu hizmetlerden. Aynı şey mesela paralı eğitime bakıyoruz. Paralı eğitime gidenlerin ancak %40'ı kız öğrenciler. Mühendislik eğitimine bakıyoruz. Bunların %25'i kadın öğrenci. Yani belli alanlarda hemen cinsiyet temelli kırılmalar başlıyor. Daha rahat kendini gösteriyor. Evet, eğitim yönetimine bakıyoruz. İlkokul müdürlerinden tutun da artık şeye kadar, üniversitelere kadar erkek ağırlıklı. Mesela okullardaki yani yeni şey alanları mesela parasız yatılı eğitim, taşımalı eğitim. Bunlar bize yeni sorun alanlarını gösteriyor. Bölgesel farklar. Eğitim yönetiminde mesela ilkokul müfettişleri hep erkek. Neden? ÖSYM sonuçları. Öğrenci dağılımı sayısı olarak aynı olmakla birlikte üniversite kurumlarının yönetiminde mesela kadın rektör ve dekan sayısı çok hızlı düşüyor. Hani, bu veriler bize cinsiyetçi ayrımcılığın yeni alanlarını gösteriyor. Yani objektifi nereye döndürmemiz gerekir ona bakıyoruz. Aynı şeyi yani siyasal kararlara katılım açısından söyleyebiliriz. Mesela çok temel 3-4 tane cinsiyetçi ayrımcılık alanı var. Şimdi merkez ve taşra ayrımı Türkiye'de çok önemli. Siyasal kararlara katılmada. Partilerin merkez karar yönetim kurullarında en az %15-20 kadın var. Ama taşra teşkilatlarında il ilçe yönetimlerinde kadın yok. Sadece yönetim, yani il ilçe başkanı ki siyasetin esas mutfağı oralar. Kadın yok. Mesela bu şu bence çarpıcı bir bilgi. Kadın belediye başkan oranı sadece %2.9. Evet. Önümüzde yerel seçimler var. Şimdi bu seçimde daha da düşecek. Aday olan ve seçilen kadın arasında oranlar arasındaki fark çok fazla. Kadınlar aday oluyor ama seçilemiyorlar, listelere giremiyorlar. Ki sonuçlarda kadın mesela gençlik kolları, partilerin gençlik kolları çok önemli. Gençlik kolları tamamen erkek. Evet. Genç deyince erkek akla geliyor. Çok siyaset deyince aslında genelde erkek akla geliyor. Ama hani merkezde öyle değil. Parti merkezlerinde vitrinde kadın konmaya alışıldı aslında. Evet. Tabii yani. Kadın hareketinin bir şey var. Ama hani şimdi şunu soralım. Siyasal kararlar nerede alınıyor? Devletin yönetimi alanları değişti. Artık önemli kararlar kamu üst kurulları dediğimiz kurullarda alınıyor. Ya da yeni dönemle birlikte yeni kurulan... Yani Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı ofisleri dediğimiz ofisler önemli. Buralarda hemen hemen hiç kadın yok. Lütük'te, BDDK'da, Enerji Kurulu'nda sayabilirsiniz bir sürü. Ama hani Türkiye'nin bir de şöyle bir handikapı var. Meslekleşme oranı kadınlarda çok yüksek. İşte mimar, mühendis, avukat. Yani %30-40 yani kadın oranı. Evet. Ama bakıyorsunuz meslek odaları. Evet, meslek odalarında TMOB'dan başlayın. Kadın yok. Bir şey de var. Tabipler odasında bir miktar ki onlar bir tür kota uyguluyorlar. Dolayısıyla hani meslek sahibi olmak, kariyer sahibi olmak o mesleki alanın yönetimine katılmak anlamına gelmiyor. Akademisyen oranı %40'larda Türkiye'de ve fakat rektör oranı, dekan oranı %10'un altında. Dolayısıyla hani akademisyen olmak da üniversitelerin yönetimine katılmayı getirmiyor. Hele bir de bunu şeye indirgerseniz, üniversitelerin araştırma fonlarından parasal kaynak alan araştırmacıların cinsiyet dağılımına indirgerseniz daha da trajik sonuçlara gidebiliyoruz. Yani bunları arttırmak mümkün siyasal kararlar açısından. Ama hani başka alanlar da var. Evet, mesela din hizmetlerine de baktınız siz çalışma kapsamında. Baktık. Biraz oradan da bahsetseniz bize. Evet, şimdi hani din hizmetleri
alana hani dini eğitimler, din eğitimi üzerinden baktık biz. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği eğitim, Milli Eğitim'in verdiği eğitim ve YÖK'e bağlı İlahiyat Fakültelerinin verdiği eğitimlere baktık. Türkiye'deki mesleki kurslar her tür, Her düzeyde. her düzeydeki meslek öğreten kursların dağılımında aşağı yukarı yarı yarıya. Yani kadınların oranı %49. Ama bu iş Kur'an kurslarına gelince %93 kadın. Yatılı Kur'an kurslarında %84. 84. 4-6 yaş grubu çocuk Kur'an kurslarında %88. Yani din eğitimi erkekleri değil, kadınları ve kız çocuklarını eğitiyor diyebiliriz. Ama bu böyle hani din hizmetlerinin bir kadınlaşmasına mı yol açıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün üst yönetimi, taşra yönetimi, müftüler, müftü yardımcıları erkek. Galiba o %11 bir, şimdi yeni yeni müftü yardımcısı kadın olmaya başladı. Ama camilerin %68'inde ancak kadınların namaz kılacağı yer var. Diğerinde kadınların namaz kılacağı yer yok. Demek ki %32 camide kadınlara namaz kılma alanı yok. Alınıyor. Ama bakıyorsunuz umreye gidenlerin bile %60'ı kadın. Yani din giderek artan ölçüde kadınlar tarafından ifade edilen bir şey oluyor. Bir toplumsal varoluş, inanç alanı kadınların ilgi Kadınları alanına. sıkıştırılıyorlar, oraya Evet, yani İmam gidiyorlar. Hatip liselerinde keza kız öğrenci oranı yüksek. Ama ilahiyat fakültelerinde kız öğrenci oranı yüksek, %60 ama kadın profesör oranı %3. Yani bunlar hepsi bize şey gösteriyor. Bu konuda hani bir ayrımcılıklar var, farklılıklar var. Bunun anlamının ne olduğunu tartışmak zorundayız. Diyanet İşleri personeline bakıyoruz. Toplam personel artış oranı %14 iken kadın personelin artış oranı %35. Taşra personeli içinde kadınların artış oranı %382. Din eğitimine katılımında artış oranı kadınlarda %700. Çok yüksek rakamlar. Yani hem Diyanet İşleri Başkanı'nın kadın istihdamı artıyor, hem kadınlara yönelik dini eğitimleri artıyor. Bu da çok ilginç bir şey yani. Erkekler din hizmetlerinde talip olmakta biraz geride duruyorlar. Bunun ne anlama geldiğini konuşmak lazım, tartışmak lazım. Elbette bu çok daha bambaşka alanların ya da daha uzun uzun Ama bu konuşmaların göstergeler konusu. işte bize bunları gösteriyor. Bir takım alanları gösteriyor. Buna bak diyor. Bunun anlamı nedir diyor. Ve bize aslında yeni çalışma alanları da sunuyor. Evet. Buralara bakıp. Bak yani da iyi mi kötü mü? Nasıl bunu yönetirsin? Ya da Ne nasıl önerirsin? değiştireceğiz? Çözüm önerilerimiz ne Evet. var? Yani dolayısıyla göstergeler bu işe yarıyor. Tam da o zaman biraz konuyu sivil toplum örgütlerine projeksiyonla tutalım ve ne yapabileceklerine bakalım. Sizin bu projenin amaçları hem cinsiyet odaklı çalışan sivil toplum örgütlerinin izleme kapasitelerini ve farkındalığını artırmak vardı. Hem de hak temelli çalışan Evet. örgütlerin toplumsal cinsiyet eşitliği izlemelerini hatırlatmak. Ozunu, yani sorumluluğu Evet. yeniden Evet. hatırlatmak, bu bakış açısını kazandırmak, buna katkı sağlamak da yani destek sunmak da sizin çalışmanızdaki amaçlarınızdan biriydi. Tabii ki izleme ve değerlendirme çok geniş kapsamlı uzun eğitimlerin başlığı. Burada elbette ki çok sınırlı bir alanda konuşuyoruz ama sivil toplum örgütleri için bu izleme çalışmaları, gösterge, haritalama çalışma için nasıl öneriler sunabilirsiniz ve tabii sizin de bu yaptığınız projenin sonuçlarından ya da işte çıktılarından nasıl yararlanabilir sivil toplum örgütleri? Buna baktıktan sonra sorularınızın hepsini görüyoruz. Onları da Tamam. sırayla O geleceğiz. zaman ben kısaca toparlayayım sorulara yanıt vermeye çalışalım. Şimdi tabii sadece cinsiyet, toplumsal cinsiyet temelli örgütlerle biz bu işi yürütseydik bir ayağı topal olacaktı. Çünkü hak temelli izleme yapan örgütler, Türkiye'deki büyük bu alanda örgütler var hakikaten. Önemli ciddi örgütler var. Bunların önemli bir kısmı toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bakmıyorlar. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bakanların da kapasitesi yok. Dolayısıyla
Bu hani topal ördek misali durumları dengelemek istiyor proje. Hem hak temelli örgütleri bir toplumsal cinsiyet eşitliğini izler hale getirmeye amaçlanıyor. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğini de katın perspektifiniz içine. Bu da bir sizin temel şeylerinizden, değişkenlerinizden biri olsun. Kapasitenizi buna göre geliştirin. Biz de destek verelim diyoruz. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten örgütlere de diyoruz ki ya tamam bunları yapıyorsunuz ama izleme yapmanız lazım. İzleme yapmanız için de şu 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 tür kapasitelere sahip olmanız lazım. Bunları geliştirmeyi hedefleyin, biz de destekleyin diyoruz. Bunun için Türkiye'de yani bu proje kapsamında 7 ilde yerel toplumsal cinsiyet eşitliği izleme platformları kuruldu. Bu platformlara Yedi sivil il dediniz değil mi 7 hocam? il Hangi illerdi bunlar? Antep, Adana, Kars, Trabzon, İzmir, İstanbul, Ankara. Yeni dönemde bunları arttıracağız. Bu 7 ilde 7 platform var. Bu platformlarda sivil örgütler, hak temelli örgütler ve kamu kurumları da var. Özellikle yerel yönetimler de var. Bu platformlar şu anda aktif çalışıyor. Yani bu platformları yeni dönemde güçlendirmek, genişletmek ve yeni illerde platformlar geliştirmek istiyoruz. Dolayısıyla sivil örgütler bu platformlara ulaşıp katılıp izleme kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayabilirler. Bu platformlar aracılığıyla izleme eğitimleri oluyor. Bu platformlar aracılığıyla işbirlikleri geliştiriliyor, ağlar oluşturuluyor, kamuyla muhatap olunuyor, işbirliği yapılmaya çalışılıyor. Bu platformların geliştirdiği bir de yerel izleme planları var. Biz bu göstergeleri yerellerden nasıl kullanabilirler? Yerele adapte ettik. Yerelde kullanılabilecek göstergeler haline de dönüştürdük. Her ile göre, ilin özelliğine göre. Dolayısıyla o göstergelerin geliştirilmesi ve değerlerinin saptanması konusunda platformlar çalışıyor. Bu demek ki o örgütler o göstergelerle ilgili çalışmalar yapacaklar ve kendi faaliyetlerini de ona göre düzenleyecekler, kaydıracaklar, yenileyecekler. O göstergeler üzerinden bir savunuculuk yapacaklar. Dolayısıyla göstergelerin yerelde sivil örgütlere böyle bir katkısı olacak. Kendi aktivitelerini buna göre şekillendirme, bilimselleştirme, nesnelleştirme katkısı olacak. Bu konuda da hani bundan sonra önümüzdeki 3 yılda daha kapsamlı eğitim olacak, materyal geliştirme olacak, platformların güçlendirilmesi olacak, alt hibeler olacak. Dolayısıyla hani sivil örgütler bu konuda kendilerine bakıp nelere ihtiyaçları var tanımlayabilirler. Sizinle de işbirliğine girebilirler. Bizimle de işbirliğine girebilirler. Yani uzun dönemde Türkiye'de geniş bir izleme yapan sivil örgütler ağı oluşturmayı hedefliyoruz. Hem hak temelli örgütler olacak, hem toplumsal cinsiyet temelli örgütler olacak. Kamuda tabii ki bir şekilde bir yerde muhatap olarak, katılımcı olarak işin içinde olacak. Şimdi hocam sorular vardı. Biraz da onları size aktarmak istiyorum ben. Şehirler düzeyinde ele almak gerekirse özellikle doğu illerindeki kadınların kadın çalışmaları, erkeklik çalışmaları ve toplumsal cinsiyet çalışmaları üzerine faaliyetleri toplumsal cinsiyet eşitliği haritalama ve göstergelerle izleme komitesi tarafından nasıl ele alındı diye bir soru var. Bingöl'de siyaset bilimi, Bingöl Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden bir öğretim üyesi bize yazmış. Özellikle de dolaylı ayrımcılığın yoğun yani had safhada olduğu bir üniversite yaşamından bahsetmem mümkün demiş ve gerek üniversite içinde gerek de öğrenciler arasında yine halk yani toplumda farkındalığı artırmaya yönelik neler yapılabilir ve merkez iletişime geçmemiz mümkün demiş. Siz son soruya işbirliğini açınız dediniz ama isterseniz ilk Tabii yani soruya. işbirliği yani yerel platformlar üzerinden bizim de yani spesifik konularda katkımız olabilir. Yani çok önemli bir şey soru. Doğu illeri tabii kendi sınırında nedir ne değildir ayrı mesele. Yani elimizdeki raporlar il il göstermiyor. Ama
veri kaynakları işaret ettiğimiz, yani referans verdiğimiz veri kaynakları il bazlı verileri bazı iller itibariyle içeriyor. Dolayısıyla doğu illeri için şey yapabiliriz, verileri bulabiliyoruz. Her il için bulabiliyoruz. Ama bir de şöyle bir şey var Türkiye için. İl bazlı veriler bile yeterince aydınlatıcı olmuyor. Çünkü her ilde farklı farklı ilçeler, etnik yapıya göre, sınıfsal yapıya göre, göçe göre yapısı değişen ilçeler var. İlin içinde ilçeler arasında büyük farklar var. Türkiye'deki verileri artık illere göre değil, ilçelere göre toplamamız gerekiyor yani. Onu gördük. İller çünkü çok ortalama bir rakam veriyor. O ilin içinde en gelişmiş ilçeyle en geri kalmış ilçeyi ortalamasını alıyor. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla şimdi bu sorunun tabii ki doğuda bir sürü katmerli, çok katmanlı ayrımcılıklar, etnik kimlik, cinsiyet, yaş, yoksulluk gibi üst üste binen çoklu ayrımcılıklar söz konusu olabilir. Bizim kriterlerimizden biri de çoklu ayrımcılıkları dikkate almak. Dolayısıyla o özel olarak şey geliştirilmesi gerekir. Ayrıca bir. Yani oradaki platformların takip ettiği göstergelerin değerleri açısından özel verilerin geliştirilmesi gerekebilir. Özel olarak bakılması gerekebilir. Önümüzdeki dönemde yani o bölgesel platformlarda o çalışmalar yapılacaktır. Sen planlayınız önce. Yani şeyin talep eden sivil örgütler olursa tabii ki. Zaten biraz da çağrımız bu yönde. Sizin evet çalışmalarınızı ya. Destek yani biz biraz şeyin altyapısını oluşturuyoruz. Sivil örgütler hani bu işe soyunurlarsa desteklemek, yol göstermek, metodoloji öğretmek görevimiz. Roman Hakları Derneği'nde gönüllü çalışan bir katılımcımız var ve şöyle Roman toplumunda erken yaşta evlilik çok yaygın ve Sakarya'da yaptıkları 100 kadınla yaptıkları bir çalışmada 14 yaş ve altı evliliklerin %10, 15-17 yaş arası evliliklerin %68, 18-20 yaş arası evliliklerin %21 olduğunu söylemişler. Buna dair yorumunuzu ve tabii ki çözüm için de tavsiyede bulmanızı rica etmişler. Evet, bu yakın zamanda kesinleşmiş bir şey. Yani Roman nüfusta erken yaşta evlilik diğer topluluklara göre çok daha yüksek. Önümüzdeki yıl erken yaşta ve zorla evliliklerle ilgili özel bir haritalama ve gösterge geliştirme şeyi hazırlayacağız. Dolayısıyla orada biraz daha net bir biçimde ortaya çıkabilir bu. Erken yaşta ve zorla evlilikler, belki zorla evlilik romanlar için geçerli değil ama erken yaşta evlilikler ciddi bir işte şiddet, işte yani doğum sırasında sağlık problemleri, kadının sosyal hayattan tecridi gibi sonuçlar çok doğuruyor. Katmanlı. Dolayısıyla bu açıdan özel önlemler alınması gerekir, spesifik olarak hani. Nokta atışı dediğimiz politikalar geliştirilmesi gerekir. Dolayısıyla hani romanlar özel bir grup burada. Ama sadece romanlar değil, göç nedeniyle oluşan yeni şeyler var, ayrımcılık alanları var. Yani biz erken yaşta ve zorla evlilikleri eskiden hani arkaik, modernleşme öncesi aşiret toplumu, kandaş toplumların işte kendi endogamik özellikleri falan diye bakardık. Ama şimdi öyle değil. Modernleşmenin kendisi, kentleşmenin kendisi yeniden üretiyor. Yani yoksulluk, göç, çözümsüzlük, yani erken yaşta kız çocuklarının evlendirilmesi. Yine aslında belki de bahsettiğiniz bu eğitimde kız çocuklarının geri planda kalması, yani geri planda bırakılması ya da zorla bırakılması. Evet, yani eğitim terki çok sıkı takip edilmesi gereken bir şey. Çünkü eğitim terkinin çok önemli bir kısmı erken yaşta evlilik demek, ona dönüşüyor. Dolayısıyla bunlar bizim hani yeni altını çizdiğimiz alanlar. Artık Türkiye'de spesifik olarak belli yerlere bakılması gerekiyor. Ve özel politikalar geliştirmesi gerekiyor. Bir tanesi de bu erken yaşta evlilikler. Bunun hani farklı nedenleri var. Hani romanlar gibi hani etnik kültür ayrı bir şey. Ama hani göç, yoksulluk. Evet, aile dağılması gibi. Yani hani küçük kızları koruyacak hani geniş aile yapılarının artık çok
çözülüyor olması, kente göçle yoksullaşma falan gibi. Tabii ki mülteci kadınlar da çok yüksek. Dolayısıyla hani bu önümüzdeki yılların en önemli konularından biri olacak. Çünkü biz erken yaşta evlilik oranının çok düşük olduğunu düşünüyorduk. Yani %20'leri geçti. Son veriler onu gösteriyor ki bu çok büyük bir rakam. Dünya ortalamasına göre çok büyük bir rakam. Türkiye için çok ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Yani %25'i geçiyor neredeyse. Bu demek ki 4 kadından biri 18 yaşından önce evleniyor. Bu çok çok büyük bir risk. Ki bu alanda daha önce de yapılmış bir farkındalık çalışması da aslında yürüttü sivil toplum örgütleri ama buna karşın rakamlar yani bu yüksek. Yani bir ulusal çapta bir haritalama çalışması söz konusu değil. Çünkü farklı türde erken ve zorla evlilikler var. Bunları birbirinden ayırmak gerekiyor. Politikaları ona göre şekillendirmek gerekiyor. Yani şimdi romanlara yönelik politikalarla göçle ilgili erken yaşlı evlilik politikaları farklı olacak yani bunlar. Bunu kamu algılamıyor. Ya da görmek istemiyor. Yani elinde bilgisi yok. Görmek istemiyor. Her neyse. Yani görev bize kalıyor. Göstermek bir işimiz bizim de. Dolayısıyla tartışmaya sunmak. Daha hani çözümleri daha somut da tartışmak gerekiyor. Önümüzdeki dönem böyle bir dönem olduğunu düşünüyoruz. Yani ezberleri bırakmak ve yeniden her şeyi baştan konuşmak gerekiyor. Ezberler bize bir yere götürmüyor. Ve tabii onu sivil gördük. Toplum örgütlerinin de çok fazla evet, sivil örgütleri de işte hani biz de elimizden geldiği kadar onları bilgilendirmeye çalışacağız. İşbirliği yapmaya çalışacağız. Onları bir araya getirip dayanışma oluşturmaya çalışacağız. Hocam sizin çalışma alanlarınıza baktığınız yani veri topladığınız tematik alanlardan biri de sağlıktı. Evet. Sağlık sektörüyle ilgili bir soru gelmiş. Sağlık sektöründe kadının özgür bir şekilde kürtaj yaptıramama sorunu mevcut. Bu durum için Türkiye'deki kadınların ve erkeklerin konu bağlamında neler düşündüğü hakkında bir veri var mıdır? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bizim sağlık raporunda bu konuda şey bulunabilir. Evet hani kürtaj yasak değil ama fiilen son yıllarda sınırlamalar getirildiği söyleniyor. Ve bu gerçek. Bu konuda hani sivil örgütlerin bir şey yapması gerekiyor. Ama bir şey yapması için de nereye bakacaklarını? Bilmeleri gerekiyor. Nereye hedef alacaklarını bilmeleri gerekiyor. Son bir sorumuz var. Bir Kadın Bir Hayat Derneği. Hakkari yerelinde kurulan bir dernek ve yerelde çalışıyorlar. Hakkari Belediyesi'nde Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi oluşturulması için çalışmaya başladık demişler ve izleme çalışması dair bütün çalışma odak noktası da büyük şehirler olurken küçük toplumlarda yaşanından sonra siz dönmek ve yorum yapmak çok doğru olmadı diyorlar. Doğu'da Kars, Karadeniz'de Trabzon, Samsun veya Ankara, İstanbul, İzmir bir öneri aslında sorudan çok. Biraz daha küçük toplumlarda çalışmalar ya yapmayı evet. Ne dersiniz? Hassasiyet evet, bekliyoruz evet. Diye bir yok, öneri geldi. Hassasız ama hani o iller seçilirken aslında farklı iller seçilmişti ama devreye şey girdi. Olağanüstü hal kayyum atamalar girdi. Sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapma olanağı ortadan kalktı. Biz şeyi değiştirdik yani. Dolayısıyla önümüzdeki dönem biraz daha o şekilde çalışmaya çalışacağız. Hatta farklı sivil örgütlerle işbirliği yaparak ilçe bazında çalışmayı düşünüyoruz. Stratejik ilçeler seçerek. Dolayısıyla şimdi Hakkari'den o sivil örgütün önerisi çok yerinde. Çok önemli bir şey. Umarım ki birlikte çalışma olanağı olur benzer örgütlerin. Çünkü hakikaten şeyden objektifin dışında kalan yerler çok Türkiye'de. Ne bakmak gerekiyor. Sevgili hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bize şu an katkılar bir saniye. Pardon, ensesle ilgili herhangi bir izleme faaliyeti yürütülebiliyor mu? Enses hakkında yapılmış çok az çalışma var ve çalışmak zor, çok zor. Neler yapılabilir diye bir soru geldi biz kapatırken. Şiddet raporumuzda bu konuda veri bu yani bütün veriler orada var ve yeni yılda güncelleyeceğiz verileri. O veriler içinde 2018 nüfus etiketlerinin
saha çalışmasının verileri de olacak. Enset tabii en hassas şeylerden biri. O konudaki veriler ne kadar güvenilir ayrı mesele. Çünkü açığa çıkmıyor. Ama yani çok daha yaygın ve derin olduğu söyleniyor. Hı hı. Sivil örgütlerce de şey yapılıyor, tespit ediliyor. Tabii ki CEİT kendisi bir izleme yapmıyor. İzleme yapan örgütleri destekleme amacı var. Ama ENSEST hani bütün hak, kadın ve toplumsal cinsiyet temelli örgütlerin, hak temelli örgütlerin şöyle ya da böyle gündemlerine giriyor. Ama Türkiye açısından hala tabu bir konu. Çok az, yani iceberg'in ucunu görüyoruz gibi bir his var içimizde. Bunun nedeni tabii tartışılabilir. ENSEST'in ne kadar açığa çıkarılabildiği, yargının bu konuya ne kadar güvenilir bir biçimde ele alabildiği tartışmalı. Yeni dönemde bu sorunları hani biraz daha yakından bakmak için adalete erişimde toplumsal cinsiyet eşitliği diye bir yeni haritalama tematik alan saptadık ve gösterge geliştireceğiz. Yani sadece kadınların şiddete uğradıklarına adalete başvurmaları değil, birçok konuda adalete erişimde problemleri var. Yani adalete erişimde cinsiyet eşitliği başlı başına bir mesele. Ki bu Avrupa Birliği Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü'nün yeni geliştirdiği bir parametre. Adalete erişimi topyekün. İşte mülkiyet hakkından tutun, yaşam hakkından, eğitim hakkına, hani her alanda, ki ENSEST de bunun en çarpıcı, en can alıcı konularından biridir. Ne kadar yargıya başvuruyor, ne kadar çözülebiliyor. Tabii bu tür konular biraz yatay kesen konular, bahsettiğim gibi. Yani ENSEST ve erken yaşta evlilikte mahalle muhtarlığı, sağlık personeli, jandarma, din işleri, adalet, bunların hepsi işbirliği yapmadan çözülmesi mümkün değil. Ama bu kurumlardan herhangi biri bir şekilde bu olayı, bu olguyu görüyor. Görmesi gerekir. En azından mahalle muhtarı ya da jandarma ya da imam, din işleri, cami. Bunların hepsi kamu görevlisi. Birinci basamak kamu görevlisi. Dolayısıyla hani bunların sorumlu tutulması, görevlendirilmesi, eğitilmesi önemli. Ama bunların hepsi ayrı ayrı sektörlerdeki, ayrı ayrı kamu kurumlarındaki görevliler olduğu için işbirliği yapmaları yeni bir politik vizyon gerektiren bir şey. Önümüzdeki dönemde bunu dile getireceğiz, tartışacağız. Hocam bir soru var. Yerel yönetimlere de baktınız siz. Belediyelerin toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemesi için neler yapılabilir? Ve belediyelerin bütçeleme ve veri istatistiklerine nasıl ulaşabiliriz? Diye sorulmuş. Yerel yönetimler bütçeleme yaparlarsa toplumsal cinsiyete duyarlı imkanlar yaratmaz mıyız? Pekin Sözleşmesi'nin üzerinden üzerine talep edebilir miyiz diye sormuşlar. Evet, yani şimdi bu Türkiye'de yeni yeni gündeme girmeye başlayan, gelmeye başlayan bir konu. Biz CEİT'in yeni eğitim döneminde toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme konusunda hem eğitim materyali geliştireceğiz hem eğitim yapacağız. Dünyadan ve Türkiye'den iyi örnekleri paylaşmaya çalışacağız. Şimdi bu konuda hani bir takım son yerel seçimlerde seçilirseniz işte bu konuda belediye bütçesinde cinsiyet eşitliğini gözeten bütçeleme yapmayı taahhüt ediyor musunuz diye adaylara şeyler de imzalatılıyor. Sözleşmeler imzalatılıyor falan. Kesinlikle önemli. Yani bütçeleme gerekiyor. Bütçelemeden önce de her kamu harcamasının cinsiyet etki değerlendirmesi dediğimiz bir çalışma yapılması gerekiyor. Yani harcanan her kamu bütçesi birimi, diyelim ki 1 lira, cinsiyet eşitliğine ne kadar katkıda bulunuyor yoksa tersine mi? Eşitsizliği mi yeniden doğuruyor? Bu çalışmayı yapmadan bütçeleme de yapmak kolay iş değil. Bunları birlikte yapmak gerekiyor. Yeni dönemde bu konuda yoğunlaşacağız. Hem materyal geliştireceğiz, hem eğitim yapacağız, hem örnekleri paylaşacağız, hem belediyeleri bu konuda teşvik edeceğiz. Yurt dışından İşte bu konuda da deneyimli belediyelerle işbirliği yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla hani bu soruyu soran örgüt
kim merak ettim. Tabii söyleyeyim. İstanbul Kartal'da spor kulübü derneği olarak savunma sporları çalışıyorlarmış. Savunma sporları. Evet yani dolayısıyla hani bütün bu spor ödenekleri de başta olmak üzere cinsiyet eşitliği açısından gözden geçirilmesi gereken şeyler, alanlar. Son bir soru, platformlardan bahsetmiştiniz evet. Bazı kentlerde. İstanbul'daki platformda STK'lara yönelik kapasite geliştirici kapalı eğitimler var mı diye sorulmuş. Bu yapıldı bir dönem, bitti. Önümüzdeki dönemde yeniden olacak. Yani 2019 sonuna doğru ve 2020-21 boyunca devam edecek. Var, evet. Olacak diyelim. Yapıldı, şimdi daha genişletilerek yapılacak. Devam. Yani önümüzdeki 3 yıl planlanmakta ağırlıklı olarak izleme eğitimi, kapasite geliştirme eğitimi ve bununla ilgili bütün materyallerin Türkiye çapında geliştirilerek dağıtılması yapılacak. Elimizden geldiğince. Kolaylıklar diliyoruz hocam. Sağ olun. Desteklerinizi bekliyoruz bütün sivil örgütlerin. İşbirliğinde. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Artık webinarımızı kapatıyoruz. Aa, evet. Toplumsal cinsiyet eşitliği izlenmeden olmaz diyelim. İzleme şart. Hep birlikte. Türkiye artık bu aşamada cinsiyet eşitliğini savunmamak mümkün değil. Ama izlemeden de cinsiyet eşitliğini hayata geçirmek mümkün değil. Dolayısıyla herkese izleme konusunda yeni ve sağlıklı bir bakış açısı öneriyoruz. Hocam katıldığınız için, vakit ayırdığınız için, sonuçlarınızı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim STGM'ye bu çalışmayı yaptığı için ve bize de bu fırsatı verdiği için. Daima. Bugün bir saatte yaklaşık bir süredir sizinle birlikteyiz. Webinarımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince sorularınızı yanıtlamaya çalıştık ama eksik bıraktığımızı düşündüğünüz ya da farklı konularla bizimle iletişime geçmek isterseniz destek.stgm.org.tr'den bizlere ulaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu webinarımızı bir süre sonra, birkaç gün sonra YouTube kanalımıza da yükleyeceğiz. STGM Derneği'nin YouTube kanalından da yine webinarımıza erişim sağlayabilirsiniz. Önümüzdeki ay görüşmek dileğiyle. Bizimle birlikte olduğunuz için tekrar teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.